Murat Pardakçı. Kral bin değil, keşke 10 bin Mercedes kiralasaydı. Paris'teki kanlı hadise Antalya'da dün başlayan Y20 zirvesinin gündemini de değiştirdi. Önceliğin ekonomik konulara verilip ardından terörün ve siyasi meselelerin ele alınmasının planlandığı zirvede şimdi en başta terör belası konuşuluyor. Ekonomi vesaire gibi bahisler de bundan sonra geliyor. Bilmem dikkat ettiniz mi? Basınımız hem katılımcıları hem de gündemi bakımından böylesine önemli olan zirve konusunda ciddi değil. Magazin haberleri yapmayı tercih etti. 10 günden bu yana yazılanları okumuşsunuzdur. Filanca ülkenin lideri bilmem kaç odalı suite'de kalacakmış, konuklara falanca marka bornoz hediye edilecekmiş. Mutfakta şu kadar çeşit yemek hazırlanacakmış, başkan feşmekanın yemeklerini beraberinde getirdiği aşçıları pişireceklermiş vesaire. O harcar, biz kazanırız. Ve dünyanın yakından izlediği bu zirve hakkında gazetelerimizin ve televizyonlarımızın en büyük derdi Suudi Kralı Selman'ın harcamaları oldu. Kral için otelde birkaç yüz oda kapatıldığı, maiyetinin kullanması maksadıyla yüzlerce Mercedes otomobil kiralandığı, bagajlarının bilmem kaç adet kamyonla taşındığı yazıldı söylendi ve hemen ardından da tek kelimelik bir yorum yapıldı. Daha doğrusu bir yafta yapıştırıldı. Görgüsüzlük. Üstelik bu konuda çıkan hemen her haber başkaydı. Kiralanan otomobillerin adeti gazetesine göre 400 ila 1000 arasında değişiyordu. Geceliğinin bir haberde 15 bin euro olduğu söylenen odanın fiyatı bir başka haberde 36 bin euroya kadar yükseliyor. Suudi heyetinin yapacağı günlük masraf tahmini de 1 ila 2 milyon lira arasında gidip geliyordu. Ama bütün bu bilgi keşmekeşi içerisinde bir kişi çıkıp da yahu size ne bize ne diye sormadı. Şimdi ben sorayım bize ne? Kral bütün harcamalarını kesesinden yapıyor. Kaldığı otelin, heyetinin kullandığı Mercedeslerin vesairenin parasını kendisi ödüyor. Yani o harcadıkça biz kazanıyoruz ve cebimize para girmesini her nedense dert edip bütün bunları dedikodu ve magazin mevzu haline getiriyoruz. Birçok Avrupa ülkesi tatile çıkacak vatandaşlarına, Türkiye'ye gidecek olanlar dikkatli olsun diye uyarı üstüne uyarı yapıyor. Antalya bölgesinin ekonomisini ayakta tutanların başında gelen Rus turistler Moskova'ya uygulanan ambargo yüzünden azaldıkça azalmış. Turizmciler alarm zillerinin çalmak üzere olduğunu söylüyorlar ama basınımız Antalya'da bu kadar para harcayan kral için sıradan ucuz magazin haberleri yazabilmek uğruna demediğini bırakmıyor. Batıya cici, doğuya kaka. Suudi hanedanını sevmeyebilirsiniz. Şatafat meraklıları sizi rahatsız edebilir ve açık söyleyeyim, es ailesine ben de pek öyle bayılmam. Hatta seneler önce Mekke'deki Eccad Kalesi'nin yerle bir edilmesi sırasında verdiğim mücadele yüzünden zannedersem hala kara listelerindeyim ama o iş başka, bu başka.'' Kral geliyor, milyonlarca dolar para harcıyor, parasını saçtıkça saçıyor ve sarf ettiği dolarlar, eurolar vesaireler başka memleketlere gitmiyor, bizim cebimize giriyor. Neticede turizmciyle Antalya esnafının yüzü birkaç günlüğüne de olsa gülüyor ama görgüsüz diye yaftalama yoluna sapıyoruz. Meselenin bir başka boyutu daha var. Batı'daki komşularımızla Mesela Yunanistan'la yakınlaştığımızda, Dostluk münasebetlerimiz geliştiğinde Türkiye'de basın ve bir kesim gayet memnun oluyor ama bu yakınlaşma Orta Doğu ve diğer İslam memleketleriyle yaşandığı takdirde de tam tersine aynı kesim o kadar azap çekmeye başlıyor. Sebebi şark düşmanlığı mı, İslam fobisi mi her neyse, birileri Suud Kralı şu kadar para harcadı, bilmem kaç adet Mercedes kiraladı, buna görgüsüzlük diye ahkam kesecekleri yerde, Krallama Ayeti'nin zirveden sonra Antalya'da bir iki gün daha kalmasının esnafa neler kazandıracağını bir düşünebilseler, ama nerede o mantık ve izan? Kral Selman keşke bin değil, on bin Mercedes kiralasaydı. Murat Bardakçıoğlu, Habertürk